Bu şeylerde özellikle Umre döneminde şimdi bir şey var. Elektrikli scooter gibi şeyler var. Evet. Onlarla dolaşıyor, onlarla tavaf yapıyorlar falan. Bu çok şey oldu, gündem oldu. Yani bununla tavaf şey oluyor caiz mu, midir, caiz değil midir, midir değil diye. midir? İşte bazıları diyor ki tamam diyor, ben şey yapayım ama çoluk çocuğum var diyor. Ondan dolayı diyor alıyorum diyor, çocuğum durmuyor diyor falan. Şimdi şöyle bir şey var. Tavaf, nafile tavaf da olabilir. Vacip olan veya farz olan tavaf da olabilir. Ama hangi tavaf olursa olsun tavafta kişinin kendisinin yürüyerek yapması vaciptir. Ancak bir mazereti varsa, yürümesine engel bir durum varsa bu kişinin binek üzerinde veya araçla tavaf yapması sahih olacaktır. Şimdi bahsettiğiniz kişi eğer gerçekten yürümesine engel bir durum varsa bu kişinin o şarjı olan, akülü olan o arabalarla tavaf yapmasında bir mani bir durum yok. Ama böyle bir hastalığı, böyle bir mazereti yokken kişinin bu şekilde tavaf yapması bu konuda farklı mütalalar olmakla beraber doğru değildir diyoruz. Bazıları da şöyle diyor hocam. Hani tavaf yaparsın ama Safa ile Merve arasında mutlaka yürümen lazım. O ayrı bir vaciptir. O da ayrı bir konudur. O Ümre ile alakalı ama Evet, Ümre ile tavafta da biz alakalı. bunu söyleyelim. Eğer bir adam yürüyebiliyorsa bu kişi normalde tavafını yürüyerek yapması. Ama yürümesine ciddi anlamda bir zahmet. Çünkü bazen matafa girme imkanı olmayabiliyor kalabalık olduğu için. Veya üzerinde ihram elbisesi olmadığı için. Bu sefer ikinci kattan tavaf yapacak. O zaman alan çok genişliyor. Yani tavafta yürümesi gereken kişinin buna takatı yetmiyor. Ha, böyle bir durum olursa zaten orada araba kiralıyorlar. Bu şekilde tavaf yapılabilir. Evet hocam.